Lider Eğitim Programı Akıllı Tercih başlıyor. Dün tabii flaş gelişmeler oldu. Uzun zamandır konuşuyorduk ekrandan barajların düşürülmesine dair. Ek yerleştirmeden sonra yapılacak bir ek yerleştirmede 140'a ve 170'e düşürülecek barajlar. Şahsi fikrimi soracak olursanız biraz geç olacak diye düşünüyorum. Ee, şu anda tabii ilk yerleştirme yapılacak arkadaşlarım çok sistem ediyordu biz sıralama yaptık hakkımız yenir mi yenmez mi bütün bu soruları da yok etti bu e, alınan karar e, şimdi bir yerleştirme yapılacak oluşmuş sıralamalarla sonra bir ek yerleştirme yapılacak kalan boş yerler için e, arkadaşlarımın şansı olacak bir şansı daha olacak e, çok boş yer kalmasından korkuyorduk bu anlamda iyi bir gelişme ama Doğrusunu isterseniz keşke ilk başta ÖSYM e sayılar açıklandığı zaman ilk baraj altı kalan sayısı çok bir müdahale yapalım deyip yapılsaydı belki bu buna daha iyi olacağını, daha efektif olacağını düşünüyorum. Çünkü uzun yıllar önce yaklaşık 10-11 yıl önce böyle bir ek yerleştirmeye bir ek yerleştirme yapılmıştı. Öyle bir tecrübemiz olmuştu. Arkadaşlarım bir dahaki seneye bırakma eğilimini gösteriyorlar. Biraz geç kalıyor. Ama bu yıl tabii çok fazla aday kaldığı için baraj altında farklı olacağını umut ediyorum. Fırsatlar bitmeyecek bu sene. Yani tercih edecek arkadaşlarım için fırsatlar bitmeyecek. 510 bin aday içinde ilave fırsat oldu ee, güzel bir gelişme hiç yoktan iyidir diyorum ee, bugün. Ee, sağlıkta, ön lisans programlarını konuşacağız Ve çok sorduğunuz hemşirelik başta olmak üzere Sağlık bilimleri fakültesindeki bölümleri konuşacağız Yanında çok kıymetli iki hocam var Sayın Profesör Doktor Aytolan Yıldırım Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Hocam hoş geldiniz hoş bulduk, Sizinle muhteşem hemşirelik yayınları yaptık Evet. Bol sorun var Reşiyorum. Talep çok hemşireliğe evet, İnanılmaz Peki. soruyorlar Ben de hepsi ileteceğim ee, Sayın Profesör Doktor Şükrü Aynacıoğlu, Atas Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Alev Hanım. Ee, sevgili arkadaşlar şimdi binlerce soru geliyor. Bunların hepsini tabii tek tek ekrandan cevaplamamız çok zor. Kızıyorsunuz, sitemler ediyorsunuz ama genel konulara mutlaka değiniyoruz programımızda. Küçük bir teaser var, Kıvan çok güzel toparlamış. Onu izleyelim ardından hiç durmadan hocalarıma soru sorayım. İki hocama da aynı soruları soracağım. Aynı hmm. soruyu sormak istiyorum. Talep çok. Hı hı. Kontenjanları birazdan söyleyeceğim. Kontenjanlar da iyi. Hı hı. Yarın öbür gün işsiz hemşirelerden bahsetmemiz mümkün mü hocam? Sonra da ön lisans programlarına dair Şükrü hocamın yorumunu alacağım. Yarın ve daha sonraki gelecekte hemşirelik için bakarsak Alev Hanım, böyle bir şey söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Zaten içinde bulunduğumuz durumda bunun bir göstergesi giderek artan bir ihtiyacın bir şeyi var zemini var biliyorsunuz. Sağlıkta hemşirelik personelinin hizmetleri her zaman ve her dönem için zaten var olacaktır. Çünkü bireyin sadece sağlıklı durumu, hal, yani sağlıksız durumu değil, sağlıklı olma durumunda da yine hemşireliğin sorumlulukları vardır. Sağlığın geliştirilmesi ve korunması anlamında da önemli sorumlulukları vardır. Önleyici değil mi? Tabii koruma ve önlemeye yönelik hizmetlerde, tabii ülkelerin politikalarına göre değişiyor tabii bu alanlarda sorumluluklar ama hı hı. öncelikli olarak gerçekten biz şöyle başlarız zaten hemşireliği tanımlarken, sağlığın geliştirilmesi, korunması ve hastalık halinde iyileştirilmesi, bireyin iyileştirilmesine yönelik hı. hemşirelik hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasından sorumlu bir disiplin. Doğal olarak hiçbir zaman bu mesleğin e, ihtiyacının azalması diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Kaldı ki değişen sağlık ihtiyaçları var gündemde üstelik. Yani e, geçmişte belki biz salgını unutuyorduk biliyorsunuz. Yani salgın diye bir işte kolera, tüfüz bizim zamanımızda adı geçen hastalıklarda. Ama bakın bir pandemi süreciyle karşılaştık. Evet. Geleceğin sağlıkla ilgili sorunların içinde bu pandemilerin olacağı hep söyleniyor. Küresel ile evet. birlikte hocam hep bunu yaşayacağız deniyor. Kesinlikle ve bu bağlamda bir hastane hizmeti ve hastanede bakım tedavi hizmeti her zaman olacak. Ve zaten günümüzde de görüyoruz yani evet. ülkemizde de artan hastaneler, artan yatak sayıları hem kamuda hem özelde biliyorsunuz. Bu sektör var olduğu sürece hemşirelerle zaten yataklı tedavi hizmetlerinin, temel insan gücü zaten hemşireler, hastanelerin varlığı tarihsel süreçte baktığımız zaman zaten hemşireler için yani bakım için var evet. hastaneler. Doğal olarak bu ihtiyaç azalmayacak, giderek artacak <laughs> ama neye doğru evrilecek? Daha eğitimli, daha nitelikli, daha donanımlı e, sağlık insan gücü ihtiyacı artacak. Hmm. Çünkü hastalık çeşitleri ve bireyin sağlık bilinci ve beklentileri tabii ki o oranda artacak hale. Peki hocam ön lisans programlar için siz şimdi evet. tabii hangi ön lisans programlarınız var? Bunları etüt ediyorsunuz değil mi hocam? Hani ihtiyaca dönük açıyorsunuz. Bu anlamda evet. çok hassas bir üniversite olduğunuzu biliyorum. Ee, onunla ilgili öngörünüz ne? Yani bizim şu anda 11 programımız var. Ee, i̇kisi dişle ilgili. Ee, ağız diş sağlığı ve diş protez e, teknikerliği, Teknolojisi daha doğrusu. Ve e, 9 tane de diğer sağlık alanlarında var. İşte ilk ve acil yardım gibi, ameliyathane hizmetleri gibi, diyaliz gibi, fizyoterapi gibi, tıbbi görüntüleme gibi programlarımız var. Geçen sene hepsinden 40'ar öğrenci alıyorduk. Yalnız bu sene biraz değişiklik oldu çünkü ilgi e, biraz daha farklılaştı. Mesela ilk acil yardımda 50'ye çıkarıldı hmm, kontenjan. kontenjan. arttı. Evet e, ama Çok az bir 25'e düştü. Hmm. Yani e, ilgi ve e, şeyden dolayı ihtiyaç e, ülkenin ihtiyacı açısından bakıldığında bazıları düştü, bazıları arttı. Ben de hocama katılıyorum. Yani bizim programlarımızda da hemşireliğin yardımcıları diyelim. Yani işte ilk acil yardımda gibi, ameliyathane hizmetlerindeki gibi çocuklarımız işte teknisyen adı altında, paramedik adı altında yetişecekler. Tabii bizim en büyük avantajımız hastanemizin olması. Atlas Üniversitesi evet, hastanesi. Uygulama alanının olması. Uygulama olmasa? alanı olması bu sene işte birinci seneyi bitirdik. Çoğunluğu online olmakla birlikte iki haftalık bir uygulama süreci geçirdi çocuklar Haziran ayı içerisinde. Arayı kapadılar yani. Kapadılar. Hocam. Temmuz'dan itibaren de üç gruba böldük. Birer ay staj yapıyorlar. Şu anda ikinci grup çoğunluğu hastanemizde başka hastanelerde de var ama onlar biraz hı hı. daha az sayıda. Genelde bizim hastanemizde Medicine Hospital'da. Şu anda aktif olarak çalışıyorlar. çalışıyorlar, stajlarını yapıyorlar. Evet Ankara Ticaret Odası'nın bir verisini buldum sevgili izleyiciler. 2019 yılına ait mesela inşaat ve tekstil sektöründeki nitelikli ara eleman ihtiyacı 10 bin civarı iken sağlık sektöründeki ara eleman ihtiyacı 50-60 bin civarında nitelikli ara eleman ihtiyacı. Bu bunun altını bir daha çizmek lazım. Nitelikli ara eleman evet. ihtiyacı değil mi hocam? Evet. Ön lisans programları da bu ihtiyaca dönük e şeyler yetiştiriyor. İşsiz kalma oranları da çok düşük. Hemen iş buluyorlar. Hı hı. Sağlık sektörü de büyüyen bir sektör. Bu anlamda avantajlı bölümler. O yüzden siz de farkındasınız ve çok soruyorsunuz tabii. E mesela Şeye bakalım hemşirelikle ilgili hocam. E, 2014-2019 yılı mezunlarını değerlendiriyor Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Üniveri'de. Hemşireliği seçtim. Hı hı. Bakalım sıfır, e, mezun olmadan önce işe giren %5.9. 0-6 ayda işe giren %66.6 çok yüksek hocam. 6-12 ayda işe giren %13.4 e, 12 aydan fazla süren 14.1'miş. Nitelik uyuşmasına bakalım yani mezunlar kendi alanlarında mı çalışıyorlar diye. Herhalde en yüksek sayı bu yani sağlık alanlarında yakalanıyor. Niteliklerine uygun işlerde çalışanlar yüzde ee, buçuk Uyuşmazlık olan sadece yüzde 7,6 gibi bir oran. Evet, Düşük evet. nitelik uyuşmazlığı. <laughs> Gayet şey hani mezun bu alanda çalışıyor. Tabii kesinlikle. Gözüküyor. Evet. Şimdi e, dünyada çalışacak insan kavramı diye bir şey var artık. Evet. Hocam sağlıkta da bu var mı? Kesinlikle. Ve e, bu anlamda bir arkadaşlarıma böyle yeni yeni şeyler söyleyebilir miyiz? Yeni evet. vizyonlar açabilir miyiz? E, geçen yıl uzun uzun bunu tartışmıştık evet. biliyorsunuz. Eğer bugün şu anda sorulara tam yanıt alamıyorlarsa YouTube'daki videolarınızı izleyebilirler. Çok izleyebilir sayıda arkadaşlar. video yaptık, bize. Çok sayıda attık. Evet, dünyada da hemşire insan gücü açısından bakıldığı zaman ciddi anlamda bir ihtiyaçları var. Bütün ülkeler için bu böyle. Hatta konuşmuştuk işte 26 milyon hemşirenin aslında belli o %60'ı neredeyse belli işte gelişmiş olan ülkelerde ama onun dışında en az 6-7 milyonluk bir hemşire ihtiyacı dünya genelinde söz konusu. Bir de tabii ki bu mesleğe geçen kişilerin sayısına baktığımız zaman ülkeler bağlamında bizim ülkelerimizde daha fazla talep var. Yani mesleği seçmek de çok önemli. Dolayısıyla bu talebi dünyada da karşılayacak olan yine bizim ülkelerdeki şeyler mezunlarımız olacaktır. Ve şu anda emin olun bu yıl boyunca birçok aracı firmalar bize ulaşarak işte hemşirelerin Avrupa ülkelerinde çalışmalarıyla ilgili destek olabileceklerini, işte yardımcı olabileceklerini çok talebin olduğunu söylüyorlar. Evet. O tarafa giden, oralarda çalışan arkadaşlarımız bize bireysel olarak dönüyorlar. Çok ihtiyaç var burada arkadaşlar için uygun olanaklar var. İşte şu seviyede dil olacak, şu seviyede ihtiyaçlar karşılanacak. Yani gibi. Dil, dil mevzu sizde İngilizce de var değil, değil mi hocam? De var. Evet. tabii onu kapatacak açımız, biz zaten biliyorsunuz Atlas olarak yani dil eğitimine önem veriyoruz. Normal Türkçe programlarımızda da, bütün lisans programlarında da. Evet. 8 yarı yıl boyunca dil eğitimimiz var. Yabancı dil dersleri veriyoruz İngilizce olarak. Ama bu kez yine hemşireler için çok avantajlı olacak bir bölüm daha açtık. İngilizce hemşirelik bölümü. Hı -hı. Şöyle bakıldığı zaman üçlü bir şeyi yapıyı birlikte taşıyacak. Bir hemşireliği öğrenecek. Bunu Türkiye'de de uygulayabilecek zaten. Türk diliyle zaten bilecek. İkincisi İngilizceyi öğrenmiş olacak. İngilizce mesleği uyguluyor olacak. Hı -hı. Ne olacak? Hem bunu... Uluslararası düzeyde büyük bir avantaj olacak. Herhangi bir ülkeye gittiği zaman bir denkliğini kolaylıkla alabilmiş olacak. Hem ülkemizde giderek artan sağlık turizmi ve artık yabancı hastaların da ülkemizde çok yoğun bir şekilde tedavi ediliyor olması, bu arkadaşlarımızın tercih oranlarını çok ciddi bir şekilde artıracak. Evet. Ve çok daha akademik anlamda da ilerlemeleri çok kolay olacak çünkü dili dört yıl boyunca bir mesleği yabancı dil olarak İngilizce olarak öğrenecek. Çok kısa sürede mesleki bilimsel bilgi bilgiye erişebilecek ve akademik kariyerini de çok daha kolay bir şekilde diğerlerine göre evet. yapabilecek. Dile önemli sevgili arkadaşlar sağlık bölümlerinde bakın gerçekten dünyada fırsat evet, kesinlikle. var. Kesinlikle. Lütfen şu bakış açınızı biraz Türkiye dışına çıkarın. KPSS ile çok... atanma, devlete kapak atma Değil. şeklinde evet. bakış açınızı evet. da değiştirin. <laughs> Cidden dünyada Avrupa nüfusu yaşlanıyor çok, hocam çok, zaten. Çok, zaten hani Avrupa ciddi bir e, yani gidilebilecek bir alan bu anlamda. Çok, çok. E, Türkleri de tercih ediyorlar. ediyorlar Filipinliler de dolu biliyorsunuz orada. Türk biz evet. Türkler biz daha yakınız. Neden bizler oralara daha, Filipinler, gidip çalışmayalım? Hindistanlar evet. daha fazla Türkler. Yani bu son yıllarda gerçekten Türk hemşirelere talebin çok arttığını biz gözlüyoruz. Yani biz meslek örgütleri olarak da bunu çok yakından izliyoruz. Çünkü bize de ulaşıyorlar yani. Evet. Yani dil mutlaka sağlık bölümünde Kesinlikle. ön lisans da okusanız şimdi hani ön lisansa da dil biliyor olmak bir avantaj. Zaten ne diyorum ben hani İngilizceyi bilerek mezun olun. ikinci bir dil ekleyin. Siz tabii. sizin okulda da İspanyolca veriliyor ikinci evet, bir veriliyor. dil. O da Yabancı en çok konuşulan bilmiyor. dillerden evet, biri. Aynen öyle. Aynen öyle. öyle avantajlar evet. var. Evet. Peki e, şimdi sorularınız tabi bolca iki ön lisans programını birlikte okumak mümkün mü? Evet. Çift e, ana dal diye e, Nasıl yapıyorlar hocam. O, onun belli bir e, şeyle kriterleri var. Belli not ortalamalarını e, tutturmaları gerekiyor. Hı hı. E, ama şu anda mesela bizim e, yüksek okulda 23 öğrencimiz çift ana dal. Siz geçen yıl ilk defa öğrenci aldınız. Tabii, tabii. E, sayı çift. çok da olmadığı hali 23 o, öğrenci. Evet, yani e, yaklaşık 305 öğrencimiz var. Meslek yüksek Yüksekokulu'nda toplam 10 programda. Hı hı. İşte neredeyse yüzde 8'i gibi. Çift ana dal yapıyor. Evet. Ee, tabii çok büyük bir avantaj. Çift diploma ee, hocam. Çift tabii. diploma. Ee, bir de dikey geçiş var ee, hocamıza da <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> gönderebiliriz. De Hemşirelik de tabii. yapabiliyorlar. Tabii. Yine Hı -hı. belli koşulları sağlamak suretiyle. Ee, yani önü çok açık bizim meslek yüksek okulu programları. Evet. E, meslek yüksek okulları e, Türkiye'nin Geleceğini kurtura, kurtaracak okullardır. Sanki hiçbir yere yerleşemeyen arkadaşların tercih yaptığı alanlar gibi Kesinlikle. algılanır. Ama ve lakin çok önemli konudur. Gerçekten Türkiye'nin teknik ekibe sadece sağlıkta değil bir sürü alanda teknik... E, ...nitelikli insana ihtiyacı var. Hem ekonomimiz için çok önemli hem geleceğimiz için çok önemli. Bu algı sorununu çözmemiz lazım. Prestijlidir bu okullarda okumak. Ve avantajlıdır değil mi hocam? Tabii ki. Bu Bunu çözmemiz lazım ülke olarak. E, peki e, nasıl tercih yapacaklarınızla ilgili bir soru var. E, şimdi tabii ek puanlı arkadaşlarım Hı -hı. da var. E, sevgili arkadaşlar tablo 3'ten yapıyorsunuz ön lisans tercihlerinizi... Ama yerleştirme sıra ek puansız yerleştirme sıranızla yapıyorsunuz. Onu ihmal etmeyin açıkta kalırsınız. Çünkü tablo 3'teki sıralamalar ek puansız. Normal düz lisedeki arkadaşımın da sıralaması orada var. Ek puanlı olmadığı için sen normal ek puansız sıralamana göre tercihini yapacaksın ama avantajlısın tahmininden daha iyi yerlere yerleşiyorsun. Hocam sağlık bilimleri fakültesinde sizin e, ergoterapi ve dil konuşma terapisi de var. Sağlık bilimleri fakültesinde geçen yıl konuştuğumuzda 5 bölümümüz vardı. Şimdi 8 olduk. Neler var ee, hocam? Şöyle İngilizce bölümler eklendi. Ee, hemşirelik, İngilizce hemşirelik, İngilizce dil konuşma te terapisi. Bir de fizyoterapi eklendi. Hmm. Yani ergoterapi vardı, fizyoterapi bölümümüzde oldu. Dolayısıyla 8 bölüm olarak şu anda eğitim hayatımızda sürdüreceğiz, giderek büyüyeceğiz. Evet. Tabii ki her bir alanın e, sorumlulukları ve e, görevleri farklı. Zaten bu çeşitlilik niye? Eğer sağlık hizmetinin tamamı tek bir disiplin tarafından yürütülüyor olsaydı buna ihtiyaç olmayacaktı. Diyelim ki sadece tıp tarafından yürütülüyor olsaydı. Hı hı. Doğal olarak e, dediğim gibi hem bireylerin e, sağlık gereksinimleri farklılaşıyor, talep artıyor, sağlık teknolojisi var ve birçok nedenlere bağlı olarak bu çeşitlilik gerekiyor. Dolayısıyla her bir e, alana özgü bir insan gücü yetiştirme ihtiyacı da ortaya çıkıyor. E, şu andaki Bizim bölümlerimiz gerçekten önümüzdeki günlerde hem ülkemizin hem gerçekten evrensel düzeyde insanların sağlık ihtiyaçlarına yönelik açıkçası yeterince bir potansiyeli var. Yani zaten bölümler açılırken bu taleple ve gelecekte nasıl bir öngörü olabilir, neler karşımıza çıkabilir ve hangi mesleklere daha fazla ihtiyaç olabilir düşüncesinden yola çıkılarak zaten açılıyor. Ve bütün bölümlerimiz için bu geçerli. Tabii ki burada biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yani sadece diplomatik diploma almak da yetmiyor. Ee, tabii ki kendilerine Eğitim boyunca bütün üniversiteler için söyleyebilirim ama Atlas Üniversitesi bütün olanaklarını öğrenci lehin olmak üzere en kaliteli düzeyde eğitim alması yönünde zaten sunuyor. Tabii ki öğrencinin de burada alma potansiyeli son derece önemli. Yani almak ve yararlanmak anlamında. Evet. Bunu yaptıktan sonra da yine diplomatik başına değil hani diyoruz ya yüzde 60 yüzde 80'i iş bulabiliyor hemşirelik ve diğerleri açısından önemli değil. Ama artık kendine de bireysel yatırım son derece hı hı. önemli. Bir bilinçli tercih işte akıllı tercih diyorsunuz bu son evet. derece önemli. İkincisi bu süreyi eğitim sürecini çok iyi değerlendirmek ve bütün sunulanları en güçlü bir şekilde almak. Evet. Yani siz bütün gücünüzle vermeye çalışıyorsunuz ama karşıdakinin de bir alıcılığı önemli. istekliliği önemli. İşte öğrenci psikolojisi diyoruz. Bunu daha sonra mezuniyet sonrası anlıyorlar. Keşke biraz daha işte asıl, gelen, asıl saydık falan ha. gibi. Ama sonuçta diploma sonrası da yine kendini mesleki alanda ilerletmek zorunda. Çünkü o kadar sık değişiyor ki. Evet. Bilim değişiyor. Sürekli güncellemeniz gerekiyor bilgiye kendisine yatırım yapacak öğrenci, ta girişte başlayacak mesleğe evet. girişte Mesle... hayat boyu, hayat boyu sürecek. sürecek, ömür boyu süren bir süreç biliyorsunuz meslek, evet. yaşam boyu sağlık bir proje sürekli diye değişiyor bakılıyor. hocam, teknoloji çok hızlı değişiyor. değişiyor. Bu arada sevgili arkadaşlar daha önce de Atatürk Üniversitesi'nin hocalarımla yayın yaptık, e, Youtube'umuzda var. Ergoterapi, dil Gizoterapi. konuşma terapisi evet. gibi alanlarda akademik e, kariyer de yapabilirsiniz. Evet çok da ihtiyaç Akademisyen var. Akademisyen sorunu da var bu alanlarda. Hani Bu tüyonun bir daha altını çizmek istiyorum. Çok Akademik önemli. kariyer yapacak kişilere ihtiyaç var. Hı hı. Hani e, kariyer planlarınıza bunu da ekleyebilirsiniz. Peki meslek yüksek okulları ile ilgili hocam e, uygulama alanı önemli değil mi? Yani, evet. İlk dönemden itibaren mi başlıyorlar, ikinci dönem mi başlıyorlar ilk sınıfın uygulamalara? Yok, birinci sınıftan itibaren başlıyor. Hı hı. Bir de farklı olarak diğer fakültelerden dediğim gibi yaz stajları var. Hı. Yani bir ay zorunlu yaz stajı yapmak durumundalar. İster birinci senenin sonunda ister ikinci yılın sonunda mutlaka başlıyor yani uygulamalar başlıyor. Uygulama olmazsa olmaz alanlar. Yani şu hastanedeler zaten dediğim gibi. E Evet, şu anda da hasarlı. Tabii, tabii. Bir de tekniker düzeyi ya hocam. yani evet. iş tamamıyla evet. hocam beceriye dayalı olduğu için Kesinlikle. o beceriyi erken edinmek zorunda. Evet. İki yıllık bir program içerisinde. Tabii. Mesela dört yıllık programlarda işin kuramsal tarafı bir eşdeğer bir şekilde yüzde 50, yüzde %50 gider ama burada kısa süre içerisinde o beceriyi edin, edinmek durumunda. O nedenle bizim meslek yüksek okulu daha erken şeye başlıyor. Uygulamaya başlıyor ve uygulama süresinde hocamın dediği gibi de stajlarla da o becerilerini geliştiriyor. Evet. Bir Peki bir alana girdikten içeriz. sonra başka bir alana geçebilir mi ön lisans programlarında İşte dediğim gibi e, hemşireliğe örneğin Dike, afet geçiş değil de hocam mesela ilk ve acil yardıma girdi oradan optisyenliğe geçebilir Geçebiliyor. mi? Geçebiliyor. Öyle geçe geçişler de esnek tabi, tabi. değil mi? Tabi. Bakın o da çok önemli. Ön yatan, lisans yatan, programlarında bu, bu bu şans var. Hani bir bölüme yerleşiyorsunuz. Sonra o bölümün sana uygun olmadığını hissedebilirsin, düşünebilirsin. Bir başka evet. bölüme geçişi üniversiteler kolaylaştırıyor hatta Evet. Ama bir yüzde var. Yani bütün e, her kontenjana göre herhalde değil mi hocam? Yani diyelim 40 lık bir sınıfta 6 civarında öğrenci geçebiliyor başka bir hı hı. dalı. ama hani 40'ı birden ben şuna geçmek istiyorum öyle bir şey yok. Yok. Belli tamam. bir kontenjana, kontenjana göre yapıyor. Evet. Peki KPSS atamasını çok soruyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ee, sağlıkla ilgili KPSS ataması en çok olan bölümlerden biri öğretmenlikten sonra en çok ataması evet, yapılan alanlar evet. sağlık alanları. Peki hocam e, sizde hemşirelikten mesela Ergo'ya, Ergo'dan hemşireliğe öyle geçişler var, geçişler var mı? Bütün lisans programlarında ve diğer programlarda hem çift anadal hem yatay geçişler e, söz konusu. ve Onlarla ilgili bir her üniversitenin kendi yönergesi var. Evet. E, ve temel kriterleri karşıladıktan sonra çok rahatlıkla geçiş yapabiliyor. Hem kurum içi yapıyor hem de kurumlar arası yapıyor biliyorsunuz. Yani üniversitelerden bir başka evet. üniversitede geçiş yapabiliyorlar. Çok güzel Orada oldu da bu. Orada da denklikler yani sağlanıyor. Müthiş bu geçişler tabii. gerçekten... Hayatımızı kolaylaştırdı. Çift ana dal da çok önemli dediğiniz gibi yani bir etapta Hı. çift diplomaya sahip oluyorsunuz. Belki biraz uzuyor çünkü. Bir dönem falan uzuyor. Bir eğer dönem çok çalışırsan. Tabi bir, bir yıl falan. Evet o kişinin biraz da kendi performansıyla ilgili. Bunu kullanabilmek için dediğim gibi yani kişinin çok bilinçli bir şekilde eğitimin içinde yer alması gerekiyor yani farkındalığı çok önemli kişinin. Ne yapmak istediği de çok önemli. Ha bir yandan da hele bir tanesini bitirsin diye de düşünülebilir. Gerçekten aklı başında bir şekilde akıllı bir tercihle bir bölümü bitirip hedefini de ciddi olarak koyduysa onun önünde bir engel olmaz. Yani evet. ne işsizlik sorunu olur Alev Hanım yılların birikimiyle söylüyorum ben bunu. Eğer inanıyorsa, gerçekten mesleğini ciddiye alıyorsa ve bütün o mesleğin gerekliliklerini yerine getiriyorsa ben hiç bu nitelikte kişinin boş kalacağını düşünmüyorum. Evet. Son üç dakikaya girmişiz. Su gibi aktı. Çok sorun Aa, var aslında. Bursları sorayım. Çünkü Hı. ön lisans programlarınıza özel ve çok öyemsediğim bir şey yaptı Atlas Üniversitesi bu yıl. Meslek Meslekseillerine evet, e, özellikle bir jest yapıyorsunuz çok da önemsiyorum ben meslek meslekseillerini meslek yüksek okullarını nitelikli ara eleman konusunu çok önemsiyorum çok da önemli olduğunu düşünüyorum ülkemiz için o, ekstra onları e, davet ediyorsunuz galiba evet, hocam evet şimdi zaten bizim bütün programlarımız ya burslu ya yüzde elli burslu yani tam ücret e, e, hiç yok öğrencilerde. Tabii ki tercih bursu var vesaire var ama dediğiniz gibi meslek liselerinden mezun olanların artı yüzde on daha bir burs sağlanıyor. Evet. lisans Sanatı programlarında böyle evet, bir bizim şey. Bizim başkanımız Doktor Yusuf El Görmüş bu konuda çok şey. Özellikle yüksek okula e, çok e, özel bir ilgi gösteriyor. Evet. Meslekseli yani, arkadaşlarım için de büyük bir avantaj büyük hocam. bir avantaj. Buradan da söylemiş olalım. Burslar kesilir mi? Hemen cevaplıyorum. YÖK kılavuzunda yer alan YÖK bursları eğitim hayatı artı bir yıl boyunca kesilmez. Vakıf üniversitelerinin ba başarı, başarı bursları, bursları var yani. özel. Mütevelliyetleri veriyor özel başarı bursları. Bunları da artık kesmiyor biliyor musunuz üniversiteler? Neden? Çünkü çocuğu mesela... Babası vefat ediyor. O yıl düşük performans gösterebiliyor. Özel durumlarda e, üniversiteler bunlara olumlu yaklaşıp burslara devam ediyorlar. Yani. Burslar o kadar kolay kesilmiyor. Evet. Bu anlamda rahat olun. Geleceğiniz üniversitenin mutlaka tanıtım günleri vardır. Evet. Öğrenci işleri direkt konuş. Aynen. Ali Hanım bir şey ilave etmek istiyorum arkadaşlarımız öğrenci arkadaşlar tabii ki tercihlerini kendi bakış açılarında belli parametreler üzerinde yapıyorlar. Tabii burslar son derece önemli. En önemli şey ekonomik ihtiyaç biliyorsunuz. Ama onun ötesinde gerçekten o bilim dalında seçtikleri bölümle ilgili e o eğitimin e verilmesi süreci içerisindeki hangi koşulları sunduğu, hangi olanaklara sahip olduğu o üniversitenin işte uygulama eğitimlerse bizler gibi sağlık meslekleri ise işte laboratuvarları, hastaneleri, hatta eğitimci kadrosunu bile araştırabilirler. Çünkü bu o kadar önemli Hatalı ki her mutlaka Herhangi bir şekilde diploma almayı hedeflememeliler diye evet. düşünüyorum. Böyle biraz ayrıntılı ve farklı farklı parametrelerde değerlendirip karşılaştırmayı yapıp en uygununu, işte en o seçeneği öyle tercih ederek gelseler hem de kendileri mutlu olurlar ve tekrar arayış içine girmezler evet. diye düşünüyorum. Ee, çok önemli hocam. Evet. Tanıtım günlerinde sizin devam ediyor evet. Ediyor. hocalarımı bulabilirsiniz hafta Üniversitesi'ne evet, gidip tabii evet. orada birebir bire canlıda konuşabilirsiniz. Tabii yerimizi, yurdumuzu, laboratuvarlarımızı işte mevcut olan sunduğumuz imkanları kampüsümüzü olabildiğince görsünler. Gerçi şimdi biliyorsunuz sanal ortamda, dijital ortamda ulaşmak mümkün ama canlı canlı da buyursunlar gelsinler. Evet biz hep diyoruz üniversitelere gidin, gezin, hocalara evet. gidin, sorun evet, soruşturun, evet, öyle evet. tercih yapın. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Estağfurullah. Eee sizinle olmak büyük bir keyif. Çok sağ teşekkür ederiz. çok teşekkür ederiz. Sevgili arkadaşlar Yarın yine aynı saatte bu ekranda olacağız. Ee, soru cevaplayacağız. Sizleri de bekliyorum tabii. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.